Tabii ki var diyebiliriz. Çünkü sosyal medyanın içerisinde bu tarz kişiler daha çok kendilerine yer buluyorlar. Nedeni de yüzlerini göstermemelerinden ötürü sosyal medyanın içerisinde kaldıkları için daha rahatlıkla yazabiliyorlar veya bir takım şeyleri ifade edebiliyorlar. Oysa ki sözel bildirileri, karşılıklı yüz yüze olan sözel bildirileri kolay kolay yapamazlar. Fakat bireysel olarak kimisi yaptığı gibi kimisi de topluluk karşısında yapamayabilir. Ancak sosyal medya her zaman için bu tarz kişilerde, sosyal fobiklerde bir nevi kurtarıcı niteliğindedir. Kişinin sosyal fobik olması kendinin sorunlarını tek başına aşmasını gerektiremez. Çünkü bu olaylar hafif hafif başlar ve birdenbire büyür. Büyüdüğü zaman da artık arkası kesilemeyecek hale gelebilir. Çünkü beyinde bir takım değişimler olmaya başlamıştır. Artık kişiler düşüncelerini durduramamaya ve kendilerini yetersiz görmeye başlarlar. Dolayısıyla beyin kimyasındaki değişim olduğu için ilaç da kullanması gerekebilir. İlaç artı terapi her zaman için faydalıdır. Eğer kişi kendisini dışarıda rahat göremiyorsa, hiçbir şekilde sosyal ilişkinin içerisine giremiyorsa, beden hareketleri farklılaşmaya ve çok durağan olmaya başladıysa mutlaka tedavi şarttır.